Merhabalar. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi'nde sizlerle beraber olmak çok güzel. Belki beni bilenler bu bilgiye sahiptirler. Ben de Eskişehirliyim, doğma büyüme. Gerçi babamın görevi nedeniyle zaman zaman Eskişehir dışına çıkmışlığım vardır ama biraz tevellütü eski olanlar bilirler. Mutalip Caddesi'nin üzerinde İnkılap İlkokulu, Devrim Ortaokulu vardır. O okullarda okudum. Eskişehir'de zaten ailem de burada. Zaman zaman gelip gidiyoruz. Eskişehir'e bir gönül bağımız zaten var. Ama şu anda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde görevliyim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda yine ODTÜ'de kurulu olan Görsel İşitsel Sistemler Merkezi, GİSAM diye bir merkezimiz var. O merkezin de başkanlığını yapıyorum. Bugün sağ olsun arkadaşlar seminer için davet ettiler. Bu davet kapsamında uzun zamandan beri sürdürmekte olduğumuz benim en önemli çalışma alanlarından bir tanesi olan insan-bilgisayar etkileşimi ve özellikle eye tracking ya da göz hareketlerini takip teknolojisi, bu nedir, bununla ne yapıyoruz, özellikle bilişsel etkinlikleri analiz etme bağında ne tür çalışmalar yürütüyoruz, onunla ilgili size çok derinlemesine girmeyeceğim. Çünkü hedef kitle içinde, katılımcı arkadaşlar içinde bu teknolojiye daha yeni aşina olanlar olduğunu da tahmin edebiliyorum. Dolayısıyla bir başlangıç seviyesini size bugün getirmeye çalışacağım. Nedir göz hareketlerini izleme teknolojisi, eye tracking teknolojisi? Bunun teknik özellikleri nelerdir? Göz izleme nedir? Cihazları nedir? Ve biz neler yapıyoruz? Ne tür çalışmalar sürdürüyoruz? Onlardan ikinci kısmında, konuşmamın ikinci kısmında örnekler vererek devam etmeye çalışacağım. Teknik problemler olmazsa. Şimdi gözlerimiz dünyayı algılamaktaki en önemli araçlarımızdan bir tanesi, duyularımızdan bir tanesi. Evet, duyma duyumuz var, dokunma duyumuz var ama eğer bir görme problemimiz, gözümüzle ilgili problemimiz yoksa biz dünyayı, etrafımızı, her şeyi, yaşamı gözlerimizle algılıyoruz. Ama gözlerimizin bir takım özellikleri var. Görme duyumuzun bir takım özellikleri var. Özellikle burada bakma ve görme diye ayırıyoruz. Biz bakıyoruz ama görüyor muyuz? Arasındaki fark nedir? Esasında bizim çalışmalarımızın yine fokus noktası bunun üzerine yoğunlaşıyor. Şimdi gözümüz şurada gördüğünüz gibi böyle bir yapı. Bunun içinde işte bir sıvının bulunduğu bir bölge var. Bir lens var, pupil var, göz bebeği noktası. Buradaki etrafta aslında oluşan göz bir kas yapısıyla oluşmuş bir yer. Arka yüzey, burada bir takım alıcılar var. Özellikle renkleri bu arkadaki alıcılar üzerinden alıyoruz. Şu merkezi bölge renkleri algılamak için yoğun alıcılara sahipken bu taraflarda o alıcıların sayısı daha az. Biraz daha ön açıdan bakacak olursak bir beyaz tabakası var. İris ve pupil. Bu basit bir yapı. Fotoğraf makinesinden de çok da farklı değil. Dolayısıyla kamera açılıyor, kapanıyor. İşte ışığı algılaması, görüntülere yoğunlaşmasını bu yapı üzerinden sağlıyoruz. Elimizdeki insanın kullandığı duyu enstrümanı, en temel enstrümanı bu. O zaman biz bu enstrümanı, yani bu dünyaya açılan pencereyi acaba bilişsel taraftaki gelişmeler, yani beynin içindeki etkinlikleri anlamak için nasıl kullanabiliriz? Buna gireceğiz. Şimdi gözümüz tamam hareket ediyor, dünyadan gelen sinyalleri alıyor ama bu sinyalleri alırken farklı hareketler yapıyor aslında. Bizim çok da farkında olmadığımız, refleksif olarak sahip olduğumuz bir takım şeyler. Bunların en temelinden bir tanesi zıplama hareketi, yani sakkat İngilizcesiyle. Aslında yine değişik yerlerde de bahsedeceğiz. Sizin ya da hepimizin gözleri makinalı tüfek gibi. Siz bir yere baktığınızı zannederken aslında tarıyorsunuz etrafı makinalı tüfek gibi. Fakat siz bunu çok da farkında değilsiniz. Bilinçli bir şekilde yaptığınız bir hareket değil genellikle. İkincisi
fixation İngilizcesiyle dediğimiz yoğunlaşma. Yani ben bu zıplama hareketlerini yaparken benim için önemli olan bir yere baktığım anda yoğunlaşıyorum ve orada ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Örneğin araba kullanıyorsunuzdur çoğunuz. Araba kullanırken etrafınızdan ağaçlar, taşlar, evler geçiyor. Onlara siz bakıyorsunuz ama görmüyorsunuz. Çünkü geçtikten sonra unutuyorsunuz. Ama yola bir köpek fırladığı anda o sizin için önemli bir sinyal haline gelmeye başlıyor. Dolayısıyla oradaki bakma işlemi görme işlemine dönüşüyor. Yani ona yoğunlaşıyorsunuz. Ve arka tarafta, bilişsel tarafta da bir işlemci çalışmaya başlıyor. Bir köpek atladı. Ne yapmalıyım? İşte durmalı mıyım? Ama etrafında trafik var mı? Gibi karar verme mekanizması da içeride çalışmaya başlıyor. Bir diğer hareketimiz zaten hepimizin yine günlük, yine bunu da çoğu zaman farkında olmadan yaptığımız göz kırpma ve diğer hareket göz bebeğinin büyüklüğü, pupillation dediğimiz büyüme, küçülme hareketi yine gözümüzün temel hareketlerinden bir tanesi. Şimdi biz bunları kullanacağız ve bunlardan bir takım çıkarımlar elde etmeye çalışacağız. Şimdi özellikle bu zıplama, yani sakat hareketi dediğimiz hareket çok hızlı hareketler. Bunu dediğim gibi bilinçli yapmıyoruz. Beynimiz arka taraftaki zira bunu bilinçli yapsak, yani sürekli gözümüz bir yerden bir yere zıplasa, bu bizim için çok rahatsız edici bir şey olur. Bunu arka tarafta beyin bir şekilde ne diyelim, normalize ediyor, bastırıyor, fark etmiyorsunuz. Şimdi bir de tabii gözümüzün baktığımız alanın bir takım sınırları var. Bizim field of view dediğimiz, yani görme alanı olayı var. Biz yatayda aşağı yukarı 180 derecelik bir alanı ben karşıya baktığımda şu taraftan şuraya aşağı yukarı 180 derecelik bir alanı yatayda ya bakıyorum. Aslında görmüyorum. Esas fokuslandığım yer karşı taraf ama bu taraflarda da bir şeyler olup olmadığını fark edebiliyorum. Bu yatayda 180 dereceyken dikeyde biraz daha düşük, 135 derecelik bir alanı kapsıyoruz. Ama gördüğüm, yani şu an baktığım yerde de esas görme alanım, görmeye yoğunlaştığım alan 30 derecelik bir alan. Dolayısıyla etrafta bu 180 derecenin 30 derecelik kısmını görüyorum. Yan taraflara da bakıyorum. Oralarda bir şeyler olduğunun farkındayım. İşte hanımefendi az önce orada şeysin kalemini düşürdü. Ben onun dikkatimi çeken bir sinyal vardı orada. Ama oraya yoğunlaşmamıştım. Oraya dönüp baktığımda neyi düşürdü, neyi düşürmedi onun farkına vardım. Dediğim gibi bu hareketler, gözün bu hareketleri makine tüfek gibi çalışıyor. İstemli olarak çalışabildiği gibi, yani şu an kameraya bakmalıyım, sonra bu tarafa dönmeliyim dediğim gibi, bu aynı zamanda refleks olarak da hareket ediyor. Bunun hızı çok hızlı, işte 10 milisaniye ile 100 milisaniye arasında bir hızla çalışan bir makine tüfek gibi. Şimdi evet, tarama hareketi var, tarıyorum etrafı ama esas beni ilgilendiren kısım bu yoğunlaşma, yani fixation. Bu da yine çok hızlı olan bir süreç. Genellikle biz saniyede 2.5 fixation yapıyoruz. Bir saniye içinde bu tarama esnasında hem tarıyoruz, o esnada küçük noktalara da yoğunlaşabiliyoruz. Şimdi buna gün içinde kaç kere yapıyoruz bunu dediğimizde, işte dakikada 150, bir saat içinde 9000, bir gün içinde eğer 16 saat, yani uyanık kaldığımız 8 saat uykuda olduğumuz süreci çıkartırsak 144.000 kere fikse ediyoruz. Yoğunlaşıyoruz bir şeyin üzerine. Bu ne demek? Arka taraftaki bizim prosesörümüz, işlemcimiz 144.000 veriyi 16 saat süresince alıyor, işliyor, değerlendiriyor. Buna göre bizim bir reaksiyon vermemizi sağlıyor. Dolayısıyla hem veriyi alan ve arka taraftaki prosesörümüze, yani bilişsel sistemimize onu işlemek üzere veren bir sistem var. Bu beyin özellikle yoğunlaşılan bilgiyi işliyor. Çünkü o bizim için değerli bir bilgi, o bizim için önemli bir bilgi. Bu bir matematik problemi çözüyorsanız o matematik problemin üzerine yoğunlaşmak. Veya araba sürerken dediğim gibi bir karşınıza çıkan köpeğin davranışını gözleyip
etrafınızdaki diğer bilgileri de analiz edip ona göre davranış geliştirmek. Şimdi burada tahmin edebileceğiniz gibi eğer az miktarda veriye yoğunlaşıyorsanız processing gücünüz, yani arkadaki işlemciniz sadece ona yoğunlaşıyor. Ama çok miktarda karmaşık bilgi varsa o zaman işlemciniz bir yandan hani paralel işlemci gibi çalışmak durumunda ona da yoğunlaşacak, buna da yoğunlaşacak ve doğru kararı verebilme ihtiyacı var. Onun için örneğin işte az önceki senaryoda arabayla gidiyorsanız yoğun bir trafik varsa bir köpek sağınızda bir araba, arkanızda bir araba, solunuzda bir araba çok büyük ihtimalle yanlış karar verme ihtimaliniz var. Çünkü çok miktarda yoğunlaşacak bilgi var. Bunların işlenmesi var. Eğer geçmiş deneyiminizde çok güçlü değilse bununla ilgili geçmiş bir başınıza bir olay gelmemişse belki yanlış bir karar vereceksiniz. Yani köpekten kaçayım derken işte oradaki arabaya çarpacaksınız gibi. Şimdi aslında biz bunları niye yapıyoruz? Niye göz hareketlerini takip edip buradan bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz? Burada aslında işin bir nirvanası var. Biz aslında tüm işimiz, tüm çabamız şurada ne oluyor, ne bitiyor? Burada beynimizin içinde olan olayları anlamaya çalışıyoruz. Şimdi teknoloji gelişiyor, güzel. İşte beyin görüntüleme sistemleri var. İşte fMRI'dir, bu tür sistemler var. Ama ne yazık ki bunlar hala çok erken devredeki teknolojiler. Dolayısıyla evet beynin içindeki bir takım etkinlikleri anlayabiliyoruz, görebiliyoruz ama bunları gerçek zamanlı olarak takip etmek hala daha çok mümkün değil. O zaman ne yapabiliriz? O zaman dışarıya açılan penceremizi kullanıp, yani gözümüzü kullanıp buralarda neler oluyor onu anlayabilir miyiz? Temel olarak şeyimiz bu, stratejimiz bu. Göz ne yapıyor? Dünyadan gelen mesajları alıyor. Burada işte herkesin bildiği gibi bu görüntüyü alıp arka plana, arka tarafa çeviriyor. Şurada bizim göz sinirlerimiz var. O göz sinirleri de arkada çapraz bir şekilde işte bu taraftaki, sağ taraftaki göze gelen sinir sol tarafa oksipital lob dediğimiz şu arka plandaki oksipital loba gidiyor. Diğer taraftaki soldaki gözden gelen sinyaller de yine aradaki sinirle beynin diğer tarafına gidiyor. Burada bir şekilde şekillendiriyor. Özellikle işte beynin en çok bildiğimiz fonksiyonlarını bildiğimiz bölgelerden bir tanesidir oksipital lob. Nasıl gördüğümüzü işte edge dedektörler yani köşe dedektörleri falan dediğimiz bir yapıyla göz görüyor, dünyayı anlıyor. Bu bilgiyi alıyor, beynin diğer taraflarına dağıtıyor. Ama işte sorunumuz şu. Yani şu an teknoloji o noktada değil. Bunu dağıttı, burada ne oldu? Mesela burada işte frontal lob var. Frontal lobda bu veri nasıl işleniyor, ne yapılıyor? Bunların çok detaylarını ne yazık ki gerçek zamanlı olarak bilemiyoruz. Bazı araçlarımız var işte Effner türü özellikle bu bölgedeki kanlanmayı izleyerek anlamaya yönelik yöntemler var ama hala erken evrediler. Şu an o zaman biz eğer bu fixation konusunu özellikle biliyorsak yani bir şeyin üstüne yoğunlaştığımızda ne olduğundan bir takım çıkarımlarda bulunuyorsak o zaman biz gözün hareketlerini takip edip buradaki olan olayları yönelik bir takım çıkarımlarda bulunabiliriz. Dolayısıyla göz hareketleri takip sistemi, eye tracking bunun üzerine kurulu. Şimdi ne söylüyor? Literatür bize diyor ki özellikle bu fixation, yoğunlaşma bize bilişsel işlemle ilgili bilgi veriyor. Dikkat yani attention ile ilgili bilgiyi veriyor. Bir şeyin üzerine yoğunlaştıysanız orada demek ki bir bilişsel işlem var. Yani beyniniz o konuda yoğunlaşıyor. Gaze map dediğimiz yani gözün bir yerleri taraması. Buraya baktı, buraya baktı. Ya da bir web sitesi üzerinde bakıyorsanız o web sitesi üzerinde nereden nereye gittiniz? Bu da bize özellikle bu öz düzenleme ile ilgili bilgi veriyor. Yine literatür diyor ki göz ve beyindeki büyüme, küçülme bize bilişsel yükle ilgili yine bilgi veriyor diyor. Dolayısıyla biz bu tüm bilgileri toplayıp bunlardan bir takım çıkarımlarda bulunabilir miyiz? Ya da en azından biz bu tür çıkarımlarda bulunmaya çalışıyoruz yaptığımız çalışmalarla. Şimdi bu veriyi nasıl toplayacağız? Bu da bir başka problemlerden bir tanesi. Uzun zamandan beri aslında insanlar
özellikle işte bu algıyla, görsel algıyla ilgili çalışanlar farklı yöntemler geliştirmeye çalışıyorlar. Örneğin bu elektrokulografi bunlardan bir tanesi. Gözümüz sağa sola, yukarı aşağı giderken bunu da etraftaki kaslarla yapıyor. Bu bölgede kaslarla yapıyor. Dolayısıyla eğer o kasların hareketini kaydeden bir takım sensörler koyarsanız göz buraya gitmiş, bu tarafa gitmiş. Çünkü buradaki kas kasıldığı zaman göz bu tarafa gidiyor. Buradaki kasıldığı zaman aşağı gidiyor. Ama sizin de göreceğiniz gibi, gördüğünüz gibi aslında çok da hoş bir yaklaşım değil açıkçası. İnsanı rahatsız eden bir yaklaşım. Daha kötüsü var. Gözün içine bakır kablo, böyle ince bakır kablo şey yapıp hazırlayıp lens gibi göz içine koymak. Bir süre de kullanılan teknolojilerden bir tanesi bu. Çünkü başka bir teknoloji olmayınca bu tür doğrudan böyle gözün içine konulan bu bakır kabloyla bir şekilde göz hareketleri kaydedilmiş. Bu da çok ızdırap verici şeylerden bir tanesi. Yani büyük ihtimalle göze oldukça rahatsızlık veren yaklaşımlardan bir tanesiydi. O zaman daha iyi bir yol olabilir mi? Nasıl daha göz hareketlerini kayıt altına alabiliriz demişler. Şimdi başta da gösterdiğimiz gibi göz burada, işte göz bebeği burada. Fakat dikkat ederseniz burada çok önemli bir başka bir özellik daha görüyoruz. Şurada, şu bölge, burada bir yansıma var. Aslında gözümüz aynı zamanda bir reflektör, bir ayna gibi de çalışıyor. Yüzeyi oldukça, oldukça değil, çok pürüzsüz bir yüzey olduğu için oraya gelen ışık buradan yansıyor. O zaman bu alanda çalışan insanlar diyorlar ki, biz bundan yararlanamaz mıyız? Ne yapalım? Bu sanki bir ayna gibi düşünelim burayı. Oraya ışık gönderelim. Oradan gelen yansımayı ekran üzerine bir şekilde koordinatlarını belirleyelim. Tüm fikir bunun üzerinden çıkıyor ve şu anda da teknoloji bunun üzerinde ilerliyor. Şöyle temel şey, bir ışık kaynağı var. O ışık kaynağı göze gidiyor. Orada gözle gelen yansıma sizin ekranda hangi noktaya baktığınızı anlayacak ufak bir algoritmayla, işte açıları vesaire hesaplayarak yapılan bir sistem oluşuyor. Fakat yine bir problemimiz var. Eğer bu ışık kaynağı doğrudan doğruya göze giderse bu sefer onun da gözümüzü rahatsız etme durumu var. O ışık ışığa mı dikkat edeceksiniz? Ekrandaki görünen işte mesaja mı dikkat edeceksiniz? Bunun da çözümü var. Aslında gün ışığında maruz kaldığımız ama görmediğimiz başka bir ışık kaynağı daha var ki şurada göremiyorsunuz ama infrared. Kızılötesi ışık. Dolayısıyla kızılötesi ışık var. Kızılötesi ışık da bizim gözümüze geldiğinde aynı şekilde yansıyor. O zaman ne yapıyorlar? Kızılötesi ışık gönderiliyor. Bu gözden yansıdığı zaman kamera bunu alıyor. Bir şekilde bir kalibrasyonla yapılan ufak bir kalibre süreciyle sizin hangi koordinata baktığınız, gözünüzü hareket ettirdiğinizde yine bu yansıma, şu açıların değişimiyle nereye baktığınızı ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla göz bebeği bakılan yeri gösteriyor. Kornea yansıması da kafa hareketini gösteriyor. Aralarındaki farklar da hesaplanıp gerçek bakılan yeri rahatlıkla belirleyebiliyoruz. Şu an teknoloji oldukça olgun bir durumda. Bize çok hassas verileri veriyorlar. Şimdi bu bağlamda da biz de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde buna yönelik bir altyapıyı 2005-2006 yılında benim bir yine TÜBİTAK verdiğim bir proje kapsamında kurmuştuk. Burada Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'yla da bir işbirliği yaptık. Onlar platform ortamı verdiler. Biz de teçhizatı verip Türkiye'nin ilk eye tracking altyapısına da sahip bir insan bilgisayar etkileşimi laboratuvarını kurmuştuk. O zamandan beri de çalışmalara devam ediyoruz. Şöyle bir laboratuvar aslında iki bölümden oluşmuş. Burada tek yönlü bir ayna var. Burada denek buraya geliyor. Onun davranışlarını biz
Aynı zamanda kameralarla da kaydediyoruz. Burada iTracker'la da kayıtlarımız var. Bu ilk platformumuz ki daha sonra yeteneklerimiz daha da arttı. Burada da yine Nilgün Hoca da zaten buna benzer bir altyapıları burada da kurmaya devam ediyor bildiğim kadarıyla. Bu niye kurduk bu altyapıyı? Aslında pek çok çalışma imkanı mevcut. Pek çok konuda araştırma yapmak mümkün. Örneğin üniversitemizin içine yönelik geliştirilen bölüm birim web sitelerinin kullanılabilirlik testleri için kullanıyoruz. Bir takım bilgi işlem merkezimizin geliştirdiği yazılımlar var. Bu yazılımların testleri için kullanıyoruz. Engelli kişiler var. Onlara yönelik erişilebilir arayüz tasarlamasında kullanıyoruz. Akademik amaçlı çok yoğun kullanılıyor. Çok sayıda master, doktora, tezi ve diğer araştırmalar gerçekleştirildi. Laboratuvarımızı ilk açtıktan sonra diğer üniversitelerin de buna ihtiyacı olduğunu gözlemledik. Dolayısıyla başka üniversitelerden de çok sayıda yine laboratuvarımızda çalışma yapıldı. Kamuya ve özel sektöre yönelik de değişik araştırmalar, değişik çalışmaları laboratuvarımızda gerçekleştirdik. Neler yapıyoruz? Göz hareketlerini izleme teknolojisi var. Endüstri standartlarına uygun bir laboratuvar. Araştırma ve uygulama için özellikle uygun bir laboratuvar. En önemli konu bizim şu anki laboratuvarımızı yine özelliklerinden bir tanesi. Türk Standartları Enstitüsü ile bir anlaşmamız var. Bu ISO 9241-151 standardı var. Web tasarımıyla ilgili, web arayüzlerinin standardı ile ilgili. Bununla ilgili kurumlara da web sitelerinin analizini yapıp nasıl hani kalite standardı var, ISO kalite standardı var. Onun gibi web sitelerinin ISO standartına uyumluluğunu da test edip bunun sertifikasını veren bir lab durumunda. Örneğin Türkiye Gov.tr'yi çoğunuz kullanıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. E-Devlet kapısı. O sayfanın aşağısına gidip bakarsanız 9241-151 uyumludur TSE yazar. Bunun sertifika şeysi, onayı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki bizim lab tarafından verilmişti. Nelerimiz var? Bir desktop analizler yapmak üzere bir T120 dediğimiz yani saniyede 120 tane datayı, göz hareketini ile ilgili veriyi toplayıp analiz eden bir altyapımız var. Bu özellikle bilgisayar ekranındaki uygulamaların analizi için kullandığımız bir şey, bir ortam. Psikoloji ile ilgili özellikle cognitive science, bilişsel bilimler bölümler arkadaşlar da yoğun kullanıyorlar. Dil bilim çalışmaları konusunda özellikle okuma ile ilgili, Türkçe okuma, İngilizce okuma ile ilgili çalışmalar var. Bebeklerin ve çocukların bir takım psikolojik deneylerle ilgili çalışmalarında kullanılıyor. Online pazarlama ile ilgili yine web üzerinde satış yapan bir takım kurumların sitelerinin testleriyle ilgili. Basılı ve elektronik broşürlerin yine göz hareketleri takibiyle değerlendirmesi çalışması da yapılıyor. Ama şimdi biz ilk başladığımızda bu masaüstü iTracker'la başlamıştık ama artık teknoloji farklı platformlara gidiyor. Dolayısıyla cep telefonu hayatınızın bir parçası ya da tablet hayatınızın bir parçası. Bir masaüstü bilgisayarı kullanmak o kadar da çok da yaygın değil. Ya da hani eşit miktarda cep telefonunu da kullanıyorsunuz ya da tablet de kullanıyorsunuz. O zaman bu tür modüler ortamlar içinde bir çözüme ihtiyacımız var. Sonrasında bu tür modüller her tarafa taşınabilen türde bir altyapıya da sahip olduk. Şu anda iki tane de bu tür bir eye tracker'ımız var. Şöyle bir platform üzerinden de mobil cihazlar, özellikle cep telefonudur, tablettir. Buralardaki uygulamaları da test edip kullanıcı davranışlarını anlayabiliyoruz. Ya da bunun televizyon ya da büyük ekranlar üzerinde ki bir yine ayrı bir uygulamayla bir salonda oturdunuz. Karşınızdaki ekran üzerinde nereye bakıyorsunuz? Bununla ilgili de veri toplamak mümkün olabiliyor. Dediğim gibi lab dışına çıkmamız gerektiğinde mesela bir ATM makinesi, bankamatiğin kullanılabilirliği ile ilgili bir çalışmayı gidip sahada yapabiliyorsunuz. Ya da bir simülatör var. Simülatörü bir laba getirmeniz mümkün değil. Ama simülatör ekranının önüne götürüp çalışabiliyorsunuz.
Mesela bununla ilgili Aselsan'la bir çalışmamız olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma sistemini tasarlıyor Aselsan. Herix diye bir sistemi var. Bu sistem işte ne bileyim Güneydoğu'da kullanılıyor, Trakya'daki birlikler kullanıyor, Konya'daki birlikler kullanıyor. Dolayısıyla o birlikleri Ankara'ya laba getirmek mümkün değil. Biz cihazlarımızı alıp oradaki o simülatör üzerindeki arayüzün etkinliğini değerlendirip tekrar Aselsan'a geri bildirim verecek bir projeyi de gerçekleştirmiştik. Yine dediğim gibi televizyonla ilgili televizyon reklam değerlendirmeleri, mobil arayüz değerlendirmeleri gibi çalışmaları bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Ama bu da yeterli değil. Sanırım siz de yine temin edeceksiniz bu sıralarda. Bir ekran karşısında da oturup insanlar çalışmıyorlar. Örneğin şu anda bulunduğum gibi bir ortamda ya da farklı dış mekanda da insanlar geziyorlar ve orada da çevremizde ya da teknolojiyle etkileşimimiz var. Dolayısıyla teknoloji bu yönde de, özellikle eye tracking teknolojisi bu yönde de gelişti. Şimdi artık gözlük türü bir eye tracker'la, göz hareketleri takip sistemiyle veri topluyoruz. Yine bu bizim elimizde olan ve size de sanırım gelecek olan teçhizattan bir tanesi. Bu da oldukça hızlı. Birazdan bir videosunu da eğer bir problem çıkmazsa göstermeye çalışacağım. Gözlüğü takan kişinin gözünden nereye baktığını, nereye yoğunlaştığını görebiliyorsunuz gerçek zamanlı olarak. Aynı zamanda da kaydedip daha sonradan analiz yapabiliyorsunuz. Mesela şu anda yeni başladığımız bir Erasmus Plus projemiz var. Bu Erasmus Plus projesinde öğretmenlerle biz çalışıyoruz. Sınıfında teknoloji olan öğretmenler öğretim süreçlerinde ne yapıyorlar? Dolayısıyla öğretmen gözlüğü takıyor, derste dersini anlatırken teknolojiyi nasıl kullanıyor, sınıf etkileşimi nasıl, bunu kaydedip daha sonra öğretmen davranışlarını analiz ediyoruz. Veya endüstriye yönelik çalışmalar var. Örneğin bir teknisyen bir şeyi tamir ederken, bir şeyle ilgili teknik bir işlem yaparken hangi süreci izliyor, doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor, bunu anlamaya yönelik veri toplama, gerçek dünya ortamında insan davranışlarını kayıt ve analiz etme şansına sahibiz. Burada yine dediğim gibi güzel şeylerden bir tanesi, kullanıcı hareketinde özgürlük var. İstediği yerde dolaşıyor ve o esnada biz veriyi toplayabiliyoruz. Mesela bunun güzel örneklerinden bir tanesi havaalanı, yeni bir havaalanı yapan yerler inşa edildikten sonra işaretler konuyor. Size yol gösteren işaretler konuyor. Acaba o işaretlerin tasarımı nasıl olmalı? İnsanlar o büyük bina içinde yolunu rahatlıkla bulabilecek mi? Yani işaret çok mu yukarıda? Yol gösteren işaret çok mu aşağıda? Dikkatini çekiyor mu, çekmiyor mu? İnşa esnasında ya da belli bir yere geldiğinde bir takım kişilere bu gözlükleri verip içeride mekanda dolaştırıp problemleri anlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla sadece bilgisayarla, insan bilgisayarı etkileşimi değil, insan mekan iletişimi esnasında da çalışma yapılabiliyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi'ndeki arkadaşlar mesela şehir kullanılabilirliği ile ilgili bir çalışma yaptılar. Şehrin içinde gezerken insanlar ne yapıyorlar? Erzurum işte büyükşehir caddelerinin şehir kullanılabilirliği ile ilgili veri toplamaya çalışmışlardı. Onların da öyle bir çalışması yine vardı. Dediğim gibi kullanım alanları yine diğer az önce bahsettiğim gibi çok farklı bir yelpazede gerçekleşebiliyor. Genel kavram dediğim gibi genel çerçeve bu. Birkaç örnek çalışma üzerinden belki biraz daha iyi fikir verebilir size. Yine eye tracking ile ilgili göz hareketleri takip teknolojisini çalışan arkadaşların bildiği en klasik uygulamalardan bir tanesi web analizi. Örneğin işte eğer ben Amsterdam'a gideceksem Amsterdam'la ilgili Google'da tarama yaptığımda gelen bilgiler ne? Bu Google bu bilgileri nasıl gösteriyor? Ben nelere fokuslanmışım ya da kullanıcı nelere fokuslanmış? Bunu burada görebiliyorsunuz. İşte kırmızıyla gördüğümüz noktalar en çok yoğunlaşılan noktalar. Sarı biraz daha az, yeşil biraz daha az.
Dolayısıyla burada kullanıcının bu web sitesini kullanırken izlediği paterni görebiliyorsunuz. Mesela bu analiz ya da buna benzer analizler bize gösteriyor ki kullanıcılar da kullanıcı davranışlarını değiştirebiliyorlar zaman içinde. Mesela eski 5-6 sene önce yapılan benzer analizlerde şurada F harfine benzer bir yapı oluşuyordu. İşte şurada daha yoğunlaşılan nokta, sonra azalıyor. Ama sonra mesela Google arayüzünde o bulguları biraz daha farklı bir şekilde sunmaya başladı. O durumda kullanıcılar da kendilerini değiştirdiler ve buradaki bilgileri tararken daha farklı bir takım davranışlar göstermeye başladılar. Dolayısıyla teknoloji gelişiyor. Teknolojiye göre insanların davranışları da değişiyor. Çünkü firmalar için önemli olan mümkün olan en fazla bilgiyi, en fazla veriyi onlara gösterebilmek. Diğer yine çalışmalardan bir tanesi, burada bir küçük bir demo örneğini şimdi göreceğiz. Dediğim gibi dil bilimle ilgili çalışmalar, okumayla ilgili olan çalışmalar sürdürülüyor. Örneğin burada bir text görüyorsunuz. Görsel psikoloji, Gestalt psikolojisi dediğimiz psikoloji bize diyor ki şeyin üzerine vurgu yaparsanız kişi onun üzerine daha yoğunlaşır, oraya fokusunu verir. Tamam, bunu o psikoloji söylüyor ama bununla ilgili delil nerede? Aslında bu delili bize eye tracking teknolojisi veriyor. Örneğin burada şu kısa paragrafta şurada bold olarak yazılmış bir kısım var. Şurada da altı çizili var. Bunu göz hareketleri takip teknolojisiyle insanlara okuttuğunuzda şöyle bir pattern görüyorsunuz. Şuradan okumaya başlıyor kişi, gidiyor. Şurada bold olan bölüme geldiğinde gerçekten de bu Gestalt bize söylediği prensiplerin gerçekleştiğini görüyorsunuz. Burada bir fokuslanma var çünkü burada bold olarak görünen bir alan var. Sonra normal okumaya devam ediyor kişi. Arkasında şurada alt çizgili, altı çizilmiş kısım vardı. Buraya geldiğinde de bu bölüme fokuslanıyor. Sonra bu mesela çalışma tekrarlanabiliyor. Mesela bold olanların sayısını arttırdığımız zaman bir süre sonra görüyorsunuz ki bu tür vurguların sayısını çok arttırdığınızda bu sefer insanlar bunu göz ardı etmeye başlıyorlar. Dolayısıyla görsel tasarımın prensiplerinden bir tanesidir. Yani gerçekten çok önemli olan yerleri vurgula. Çok fazla işte bu vurguları kullanmaya başladığınızda o vurgunun etkisini de kaybediyorsunuz. Dolayısıyla bunun dediğim gibi okuma testi açısından vesaire açısından bir size delil sunduğunu gösteren, bununla ilgili değişik analizlerin yapıldığını gösteren bir çalışma. Bununla ilgili bizim dil bilimiyle ilgili çalışan arkadaşlar var. Özellikle farklı dillerde insanlar nerelere yoğunlaşıyorlar, ne yapıyorlar. Bununla ilgili dediğim gibi özellikle bilişsel bilimler bölümünde yoğun akademik çalışma sürdüren arkadaşlar da mevcut. Psikolojik bir takım testler ve bu testlerin sonuçlarını yine burada görmek mümkün. Bu psikoloji alanıyla ilgili olan arkadaşlar belki biliyorlardır. Stroop test diye bir çok klasik bir test var. Özellikle otomatik davranış ve kontrollü davranışı analiz etmeye ya da buna yönelik yeteneklerini anlamaya yönelik bir testtir bu. Bu eye tracking ile yapılmış bir ufak bir videomuz var. Onu şurada paylaşmaya çalışayım eğer sorun. Şimdi evet. Şöyle bir şey. Şimdi deneyin karşısına bir takım veriler ya da bir takım ekranlar çıkartılıyor. Önce bir talimat veriyoruz deneye. Diyoruz ki işte slide'da renk olarak isimleri soldan sağa sesli olarak okuyunuz. Şimdi denek bu işlemi yaparken biz bir yandan da göz hareketlerini takip ediyoruz. Göz hareketlerini kayıt altına alıyoruz. Burada böyle bu Stroop test, psikoloji testleri yaparken ki sonuçları göreceksiniz. Mavi nokta fokuslandığı yerleri, çizgilerde sakatları, gözün atladığı yerleri gösteriyor. Burada denek okuyor. Sarı, kırmızı, yeşil, mavi, sarı, yeşil, mavi, kırmızı, yeşil, mavi, kırmızı, mavi, sarı, yeşil diye belli bir hızla ilerledi.
Şimdi testin ikinci aşamasında, bu dediğim gibi psikoloji testi, renkleri okumasını istiyoruz. Bu iki görev otomatik görev olarak adlandırılıyor. Çünkü biz okumayı biliyoruz, renkleri biliyoruz. Bunlar otomatik olarak beynimiz değerlendirebiliyor. Bakacak olursanız bir sonraki ekranda yine az önceki ekrandaki gibi hemen hemen aynı hızla devam ediyor. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil diye hem bakıyor hem söylüyor. Mavi, sarı, mavi, sarı, yeşil, kırmızı. Görevi bitirdi. Şimdi işte kompleks davranışa geldik. Burada bakalım kullanıcı davranışı değişecek mi? Şimdi arkadaki yazıyla renk birbiriyle çelişiyor. Dolayısıyla beyin bir taraftan rengi söylemeye çalışırken bir taraftan oradaki yazıyı söylemeye çalışıyor. Dolayısıyla hani az önce de dedik ya fixation. Orada bir düşünme, bir processing var. Burada da beyin bunu yorumlamaya çalışıyor. Arkadaki kırmızıydı ama önde işte rengi bu yeşil. Ben yeşil mi söyleyecektim, kırmızı mı söyleyecektim? Dolayısıyla burada doğrudan doğruya şeyi, bu hareketi de otomatikman anlayıp değerlendirmemiz mümkün olabiliyor. Dolayısıyla bu seride çok çeşitli psikoloji testlerinde gerçekleştirmemiz mümkün. Şimdi bunun ticari boyuttaki bir uygulamasını yine burada da bir reklam analizi göreceğiz. Hatta sizi de test edelim. Bakalım şey yapabilecek misiniz? Tamam, kapattık. Şimdi bir reklam izleyeceksiniz. Bu reklamla ilgili ben bir iki soru soracağım size. Okay. Şöyle tam ekran yapalım. Bu biraz eski bir reklam. LG telefon reklamı. Şuraya atayım. Evet. İzleyelim. Soru, bu telefon kaç megapikseldi? Emin misiniz? Herkes aynı fikirde mi? Kaç derece dönüyordu ekran? Kaç? Bu bilgi vardı. Görmediniz mi? Dolayısıyla bakmak ve görmek dediğimiz işte bu. Aslında peki hangi formatta müzik çalıyordu? Tipi yani dosya tipi olarak. MP3. MP3'ü gördünüz. Şeyi gördünüz mü? Kaç derece döndüğünü? Görmediniz. Siz gördünüz. Peki. Evet. O zaman şimdi dedik ya hani görmek bakmak diye biz aynı reklamı bu sefer eye tracking'le bir gerçek bir kullanıcı bu reklamı izlerken nasıl bir yol izliyor onu da kaydettik. Bu da kullanıcı davranışını verecek. Burada yine PowerPoint'in şeysine maruz kalıyoruz.
Şimdi kullanıcının bu reklamı izlerken nereye baktığını göreceğiz. Şu mavi nokta kullanıcının baktığı nokta. Aralarda mavi zıplamalar, çizgiler göreceğiz. Orada gözün zıpladığı noktalar. Bakalım nerelere bakmış kullanıcı. Kaç megapikselmiş? Şimdi gördünüz ama. Demin niye görmemiştiniz? Siz, evet, arada belki görenler oldu. Ama büyük bir çoğunluk görmedi. Çünkü bu reklamı tasarlayan kişinin tabii şeysini bilmiyoruz. Beklentisi neydi, neye göre bunu tasarladı. Ama eğer bu reklamı tasarlayan kişinin kullanıcıya ya da onu izleyen kişilere vermek istediği mesaj bu telefonla ilgili temel bilgilerse, teknik bilgilerse başarılı olamadı. O mesaj ekranın sağ alt köşesinde kaldı. 180 derece yazıyordu, 2 megapiksel yazıyordu, MP3 yazıyordu ama hareket vardı ve o harekete dolayısıyla siz doğrudan doğru o harekete yoğunlaşma ihtiyacı duydunuz. Aynı bu kullanıcının yaptığı gibi dikkat ettiyseniz mavi nokta hep ortadaydı. Çünkü hareket ortadaki bölgede gerçekleşiyordu. Ha belki de bu reklam tasarımcısının amacı sadece oradaki hareketi vermekti. O mesajı vermek istemiyordu. Onu bilemiyoruz. Ama eğer verilmek istenen mesaj şeyse, telefonla ilgili teknik mesajlarsa ne yazık ki bu reklam o konuda başarılı olamadı. Dolayısıyla bu da baktığımızda bir bilişsel bir etkinlik. Yani kişi o mesajı, ekrandaki mesajı nereye yoğunlaşıyor, içeride nasıl izliyor. Ekran küçük olmasına rağmen ve çok büyük ihtimalle bu 30 derecelik bakış açınızda olmasına rağmen gözünüz oradaki çok bariz gibi gözüken bir takım bilgileri kaçırabiliyor. Dediğim gibi uzman analizi ve uzman olmayan yani deneyimsiz kişilerin analizi de yine eye tracking ile yapılan çalışmalar arasında bizim de yoğun yaptığımız çalışmalardan bir tanesi. Şimdi bu uzman ve uzman olmayan analiz kişilerin analizleri bize ne sağlayabilir? Örneğin bir öğretmen, uzman bir öğretmenin davranışlarını onun gözünden kaydedebilirsek öğretmenlik eğitimi sürecinde deneyimsiz öğretmenleri deneyimli öğretmen seviyesine daha hızlı çekmek mümkün olabilir. Bunun alternatifleri başka ne olabilir? Pilotların mesela eğitiminde olabilir ya da güvenlik uzmanlarının veya bir fabrikada çalışan teknisyenin uzman bir teknisyen seviyesine gelmesi konusunda da yine özellikle bu teknolojinin, eye tracking teknolojisinin çok ciddi bir rolü var. Yine bizim yaptığımız çalışmadan bir öğretmen davranış analiziyle ilgili şeyi sizle paylaşmak istiyorum. Bu dediğim gibi şu anda bu bizim pilot çalışmamızdı. İlkokuldaki ilkokul öğretmeninin akıllı tahta da var sınıfında. Burada öğretmen sınıfla nasıl etkileşiyor? Bu çalışmada bunu analiz etmeye çalıştık. Sınıfı aynı zamanda video kameralarla da kaydettik. Dolayısıyla öğrencilerin pozisyonlarını burada görebiliyoruz. Burada öğretmenin pozisyonunu görüyoruz. Şurada da şu pencere sol üst köşede de öğretmenin öğrencilere nasıl baktığı, nasıl etkileştikleri konusundaki videoyu görüyorsunuz. Toplamada nokta noktayı bulma. Neydi o? Aferin. Toplamada derinliğini bulma. Değil mi? Derinliğe toplamada bulma. İki tane sayı toplamışız. Veya suyumu ver bize. 36 çıkmış. Birinci gün 25 tane olduğuna göre ikinci günü bulmak için ne yapmışız? Çıkarma işlemi yapıp ikinci günü bulmuşuz. Bakalım bilgisayarda bizim gibi düşünüyor.
Biraz atlayayım. Bakalım paternleri fark edebildiniz mi? Yani öğretmen ne yapıyor? Nereye bakıyor? Arkadaşım doğru söylüyor. 9 artı 7, 16 eder. Toplam 16 karemimiz var. Evet. Demek ki filozof olan evimmiş değil mi? Evet, geçiyoruz. Evet, bu böyle... Bu kısa video segmentinden öğretmen davranışıyla ilgili dikkatinizi çeken ne vardı? Evet, sınıf 3 şeyden oluşuyor, rowdan oluşuyor. Sol tarafıyla ilgileniyor. Aslında bu öğretmen deneyimli bir öğretmen. Yani 8-9 senelik öğretmenlik deneyimi var. Ve sınıfın şeyde, ne denir ona, yani tüm analizinde biz birkaç dersine girdik öğretmenin. Analizlerde onu gördük. Sınıfın sol tarafına yoğunlaşıyor. Hatta sınıfın en arkasında şurada bir çocuk var. Çok hareketli bir çocuk var. Ona ciddi bir yoğunlaşması var. Ve şu taraftaki çocuklar, garibanlar, videoyu seyrederseniz görürsünüz. Arada el kaldırıyorlar, şey yapıyorlar, soru sormak için falan. Kesinlikle görmüyor. Yani tahtanın bu tarafına geçse de görmüyor, bu tarafına da geçse de görmüyor. Bir öğrenciyse eğer, hani sıkıntı çıkarmasın diye yapıyor. Ama hani, hadi biraz ona baksın da bu taraftakiler garibanlar. Sonra sınıf analizinde mesela şuna baktık. Bu taraftaki öğrenciler nispeten başarısız öğrenciler. Onlar, öğrenciler bu tarafa oturtturur. Ama bunu, bu davranışını böyle yaptığının kendisi de farkında değil. Daha sonra bu videoyu öğretmenle beraber oturup izledik. Yani niye böyle davranıyorsun, ne yapıyorsun diye. Aa, ben her tarafa eşit baktığımı sanıyordum diyor öğretmen. Sadece o kısma yoğunlaştığımın farkında değildim diyor. Dolayısıyla biz aslında eğitim, öğretim esnasında da bazı davranışlarımızı otomatik hale getiriyoruz. Kendimiz farkında değiliz ne olup ne bittiğinin. Ama dışarıdan bir gözle, yani kendi gözünüzü hatta dışarıdan izlediğinizde davranışlarınızın neden yanlış olduğunu ya da neresinin eksik olduğunu buradan anlayıp çıkartabiliyorsunuz. Şu anda yürüttüğümüz çalışmanın amacı da bu. Özellikle liselerde işte bu etkileşimli tahtaların olduğu ortamlarda, sınıflarda öğretmenlerin davranışları nasıl gerçekleşiyor ve bunun sonucunda bu verilerle yani öğretmenlere nasıl rehberlik sunabiliriz, ne yapabiliriz elde ettiğimiz bu verilerle bunun üzerine yeni başlayan bir Erasmus projemiz. Hocam, devam ediyor. Evet, eye tracker, Tobii'yle. Benzer bir zaten teknoloji sizde olan ya da olacakla benzer bir teknoloji. Veya teknisyen analizi, bu da bizim yine bu deneysel olarak çektiğimiz bir video ama bu da yine potansiyeli görmek açısından zaten yenilmiş, pardon. Mesela sadece eğitim amaçlı ya da sınıfta değil, mesela bir teknisyen bir aracı tamir ederken nasıl kontrol ediyor? İşte yağını değiştirecek, onunla ilgili işlemi nasıl yapacak? Bunu da gerçek zamanlı olarak burada izlemek. Mesela burada istediğimiz, bu motora aşina olmayan arkadaştan yağı kontrol etmesini istemiştik. Nerede acaba yağ çubuğu? Şimdi onu arıyor. Aslında şurada kırmızı duruyor ama görmüyor çubuğu. Sonuçta buldu. Doğru bir şekilde bakıyor mu? Yani nasıl kontrol ediyor? Oldukça iyi bir hassasiyetle görüp yağ çubuğuna ne kadar yoğunlaşmış, doğru kontrol etmiş mi etmemiş mi? Bunu izleyip bu teknisyen eğer deneyimsiz bir teknisyense ona geri bildirim verip yani yaptığın şurada yanlıştı, burada doğruydu diye bilgiyi verip onun bu işi yaparken daha etkin, daha verimli çalışmasını sağlayacak bir çözüm üretilebilir. Şimdi biz göz hareketlerini takip edebiliyoruz. Ekranda nereye baktığını bunu da görebiliyoruz. O zaman
Biz bu aldığımız veriyle, göz hareketlerini takip verisiyle başka bir şey yapabilir miyiz? Sadece göz nereye bakıyor değil, gözün baktığı noktada bir takım aksiyonlar da aldırabilir miyiz? Bunun üstünde de bir çalışmamız var şu anda. Bu da bir çocuğumuz var. Meryem. Bunun üzerine bir de yazılım geliştirme çalışmamız da devam ediyor. Eğer ben kişinin ekranda hangi noktaya baktığının koordinatını alabiliyorsam, ne kadar süreyle baktığının koordinatını ya da verisini alabiliyorsam, ben o zaman gözümle bilgisayarı kontrol edemezdim. Değil mi? Dolayısıyla bu çalışmamız da ondan yola çıkan bir çalışma. Burada bir gözle oynanan bir oyun görüyorsunuz. Bu klasik duvar yıkma ya da tuğla yıkma oyunudur. Belki eski bilgisayar oyunu oynayanlar bilirler. Şeyle, klavye üzerinden oklarla sağa sola gidersiniz, topa vurursunuz, yukarı gider, yıkar. Bizim bir arkadaşımızın çocuğunda göz tembelliği oluşmuş. Bizim çalışmalarımızda biliyordu. Ya hocam dedi, sizin böyle bir oyununuz vardı. Biz doktora gittik. Doktor dedi ki, gözünü işte egzersiz yaptıracak bir takım uygulamalar yapın. Ne yapacağız? Ne bileyim, internette var işte, gidin oradan bakın demiş. Yani bir çözüm de önermiyor doktor ne yazık ki. Bu oyunu oynatabilir miyiz çocuğumuza dediler. Tabii dedik. Bir şeyi, eye tracker'ımızı ve hazırladığımız yazılımı verdik. Burada da Meryem oynuyor. Tek gözü kapalı. Çalıştırması gereken gözü var. Bunu şuradaki şeyi, sağa baktığında sağa gidiyor, sola baktığında aşağıdaki kontrol sola gidiyor. Hem bir yandan oyun oynamış oluyor çocuk, hem de bir yandan da sol gözünü, yani tembel olan gözünü hareket ettiriyor ve ona bir pratik yaptırma imkanı sağlamış oluyor. Biz bunu verdik. Bundan yaklaşık bir ay kadar çalıştı. Ondan sonra doktora tekrar gittiğinde çok ciddi bir ilerleme olmuş dedi, demiş doktor. Ne yapıyorsanız hani yapmaya devam edin. Çünkü çalışıyor. Bu kadar beklemediğim bir sonuçtu dedi. Şimdi o zaman bunun ötesinde daha ne yapabiliriz dedik. Bu da son yine çalışmamızdan bir görüntü, bir video. Bir de üniversitede boyundan aşağısı tutmayan paralize fizik bölümünde bir öğrencimiz var. Bu esnada, çalışmalar esnasında bir de onunla böyle bir öğrencimiz olduğunu öğrendik. Yani çocukla 24 saat annesi beraber çalışıyor. Ona işte bir şeyleri okuyor, şey yapıyor. İnternette bir şeyler yapacaksa annesi tıklıyor, keyboard'u kullanıyor. O zaman dedik, biz Can için şey yapamaz mıyız? Bir çözüm geliştiremez miyiz? Bu çalışmada orada şu an hala devam ediyor çalışmamız da. Can Özmen'le tanıştıracağız şimdi sizi. ODTÜ Fizik Bölümü öğrencisi Can. Kas hastalığı nedeniyle boynundan aşağısını kullanamıyor. Hayatında da okuluna da gözleriyle hükmettiği bir bilgisayar sayesinde devam ediyor. ODTÜ'lü yazılım uzmanlarının geliştirdiği bir sistemle. İşte ünlü fizikçi Halk Bilgin yaşamına benzerliğiyle dikkat çeken Can Özmen'in hikayesi. Gözünü hareket ettirince imleç de hareket ediyor. Gözünü kırpınca ise imleç tıklıyor. O, ODTÜ'nün halk ilgi olarak tanılan Can Özmen. Kas erimesine neden olan hastalığından dolayı boynundan altı tutmayan ODTÜ fizik bölümü öğrencisi 23 yaşındaki Can Özmen'in hayatı, tekerlekli sandalyesi ve ODTÜ araştırmacılarca geliştirilen, sadece gözlerini kırparak kullanabildiği bilgisayarla değişti. ODTÜ'lü Hawking, Amerikalı ünlü fizikçi Stephen Hawking'in hayat hikayesine benzeyen yaşamıyla herkese örnek oldu. Gizemli geldi bana fizik küçüklükten beri. Bilgisayara duyan merak sardım aslında.
Ama sonra şeyi fark ettim. Yani bir bilgisayar mühendisi olursam fizikçilerin yapabileceği şeyi yapamayacaktım. İlkokul, ortaokul ve liseyi başarıyla bitirdi Can. Girdiği üniversite sınavında da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazandı. Sağlık sorunları nedeniyle derslere çok sık gidemedi. Onu tekrar okula bağlayansa yine ODTÜ'lü bilim adamlarının geliştirdiği bir yazılım oldu. Tamamen Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde geliştirilmiş bir yazılım. Yazılım konusunda uzmanlaşmak istiyorum ve sizin de çok iyi bir şekilde görüşmek istiyorum. Ben sadece beynimi kullanıyor. Beynimin dışında beden alıyorum ama. Annesinin desteğiyle başarıdan başarıya koşan Can, ODTÜ'lü araştırmacıların da en büyük yardımcısı. Ben sistemin geliştiricisiyim ama Can benden daha iyi seviyede şu anda. Evet. Bu da şu anda devam ettiğimiz. Can sağ olsun, bu sistemi geliştirirken de bize sürekli geri bildirim veriyor. Sistemi daha iyi hale nasıl getirebiliriz konusunda onun desteğiyle ilerliyoruz. Şimdi bir aşama daha ileriye gidiyoruz. Şu an üzerinde hala geliştirmesine devam ettiğimiz bir başka yine benzer bir sistem var Can için. Can gördüğünüz gibi hareket edemiyor. Sadece konuşabiliyor, gözünü kullanabiliyor. Şimdi tekerlekli sandalyesine biz bu sistemi adapte eden bir eklenti yaptık. Bir yazılım geliştirdik. O da herhalde birkaç hafta içinde işte hazır olacak. Bu sayede Can artık gözleriyle bakarak tekerlekli sandalyesini, motorlu tekerlekli sandalyesini kullanıp en azından küçük de olsa bir mobiliteye sahip olabilecek. Tekerlekli sandalyesinde karşısına koyacağımız ekranda ileriye baktığında işte sandalye ileriye, aşağı geriye ile ilgili bir komuta baktığında o geriye doğru tekerlekli sandalyesini hareket ettirecek. Buna yönelik dediğim gibi çalışmada şeyle beraber üniversitenin engelsiz ODTÜ birimi var. Her üniversitenin de var biliyorum. O birimle beraber sürdürdüğümüz bir çalışma. Buraya kadar dediğim gibi pratik takım şeyleri, bilgileri sizinle paylaşmak istemiştim. Bununla ilgili daha detaylı akademik çalışmalarımız da devam ediyor. Önde gelen şeylerde akademik niye tam ekran göremiyoruz ama burada birkaç örneğini görüyorsunuz. İşte Computers and Education, Computers in Human Behavior, Computers in Human Behavior gibi dergilerde de yaptığımız çalışmaları özellikle yayınlamaya, bu alana da katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili dediğim gibi değişik doktora tezleri, doktora master tezleri de hala yapılmaya devam ediyor laboratuvarda. Dediğim gibi bu konuyla ilgili eğer detaylı bilgiye yine ihtiyacınız varsa şuradan bizim insan bilgisayar etkileşimi laboratuvarının sayfası adresi burada. Özellikle sadece benim yaptığım çalışmalar değil, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde diğer öğretim üyelerinin yaptığı çalışmalar da yine bu siteden ulaşılabilir. Aynı zamanda işte Gazi Üniversitesi'nden, Hacettepe Üniversitesi'nden araştırmacı arkadaşlar da gelip laboratuvarı kullanıyorlar. Onların yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler de alabilirsiniz. Örneğin Gazi Üniversitesi otistik çocuklara yönelik eye tracking tabanlı çalışmalarını bizim laboratuvarımızda gerçekleştirmişlerdi. Orada da güzel bazı sonuçlar elde ettiler. Yine devam ediyorlar. Kendi laboratuvarlarını kurdular. Dediğim gibi diğer çalışmalara da, diğer ÖTÜ'deki araştırmacıların çalışmalarına da bu adresten ulaşmanız mümkün. Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa... Soru, yorum varsa buyurun. Hocam, kişilerin göz sağlığı yani gözünde bir sorunu olan da yani, görme problemi olabilir ya da o göz yüzeyine örneğin ben aynı gözüm iki kez çizilmişti ve göz kendini onarırken görme ile ilgili bir problem yok ama o yüzeyin çürüldüğü ya da tütürülebileceği şekilde onarıldı. Yani sizin bahsettiğiniz hangi tabakaya denk geliyordu onu bilmiyorum şu an ama bu tür şeyler, bu toplanan verilerin doğruluğunu
Olabilir. Yani onunla ilgili bir çalışmamız yok. Ama mesela şöyle şeyler, hassas veri toplamak istiyorsanız, örneğin bayanların işte bu göz ne diyor, rimel mi ne diyoruz, mesela sürmemeleri gerekiyor. O tür makyajın, özellikle ağır makyaj bize doğru bilgi veri toplamamız konusunda olumsuz bir etki ediyor. Dolayısıyla eğer kadın katılımcılarımız varsa onlardan şey istiyoruz, göz makyajlarını silmelerini istiyoruz. Bazı kişilerin gözleri farklı olabiliyor. Zaten çalışan arkadaşlar da biliyorlardır. Bu kalibrasyon işlemini herkese göre ayrı ayrı yapmamız gerekiyor. Çünkü benim gözlerimin ikisinin uzaklığıyla sizinkisi arasında bir farklılık olabilir. Dolayısıyla bu açıdan her çalışma öncesinde kişiye has kalibrasyon yapmak gerekiyor ki doğru veriyi alabilirsiniz. Bazı kişilerin gözlerinde bazı nedenlerle veriyi alamayabildiğimiz de oluyor. O durumda özellikle bu araştırmalarımızda o kişileri deneyimizden çıkartıyoruz. Gözlükle kullanmakta çok bir sorun yok. Yani ideal durum tabii ki gözlüksüz kullanılması ama gözlükle de veri toplamakta toplayabiliyoruz. Çünkü dediğim gibi teknoloji oldukça ilerlemiş durumda. Göz problemi olanlara yönelik bir göz egzersiz sistemi üzerinde şu an yine çalışıyoruz. Meryem'e örneğini gördünüz, o oyun. Bunun benzerini özellikle az görenlere yönelik göz egzersizleri yaptırmaya yönelik de bir web sitesi türünde bir şey hazırlıyoruz aslında şu anda da. Öyle bir çalışmamız da devam ediyor. Buyurun. Efendim, böyle doyurucu ve kapsamlı bir sunu için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben tıp doktoruyum, psikiyatristim, psikoterapistim. İlgi alanım bilişsel ve davranışçı psikoterapi. Son 15-20 yıldır EMDR, EMDR göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden yerleştirme alanında da çalışıyorum. Şimdi göz hareketlerini okuyunca analizini falan ilgimi çekti, o yüzden katıldım. Malum, sizin de malumunuzdur, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma olayı özellikle afetlerde, travmalarda, travma sonrası gelişen stres bozukluklarında oldukça efektif, oldukça sonuç alıcı bir tedavi modeli olarak terapilerimize girdi. Evet. Şimdi biz bundan çok güzel neticeler alıyoruz. Bu duyarsızlaştırarak yeni bilgiler çarpıtılmış, distorsiye edilmiş, distorsiyona uğratılmış o çarpık düşünceleri o hafızadan siliyoruz. Hatırlasa bile onun etkisini, olumsuz etkisini yaşamıyor. Şimdi bunu duyunca oldukça geniş çalışmalarınız var. Acaba bu yönde de bir çalışma düşünüyor musunuz? Yani bunu bir aletli hale getirmeniz mümkün mü diye aklımdan sormak geçti. Evet. Teşekkür ederim. Yani yapılamaz diye bir şey yok. Şimdi biz tıp alanında uzman değiliz açıkçası. Özellikle yani. Mesela buradaki çalışmalarımızda biz Hacettepe'nin göz kliniğiyle beraber bir ortak şeyimiz var. Onlardan geri bildirim alıyoruz. Özellikle bu göz tembelliği vesaire konusunda ne tür egzersizler yaptıralım. Belki biliyorsunuz Ankara Üniversitesi'nin yine bu az görenlere yönelik bir merkezleri var. Onlarla yine işbirliği içindeyiz. Gazi Üniversitesi'nin özel eğitim bölümünün altında yine gözle ilgili az görenlere ya da körlerle ilgili görmeyenlere yönelik bir bölümleri var. Orada mesela Salih Hocamız var. O bizim alan uzmanımız. Biz bilmediğimiz ya da uzman olmadığımız bir alana doğrudan kendimiz girmek istemiyoruz. Oradaki bir uzmanla beraber ortak çalışıp yani siz ne istiyorsunuz, biz size ne yapabiliriz diye bir araya gelip çalışmaya çalışıyoruz. Sizin bahsettiğiniz problemi tam olarak bilemiyorum ama gözle ilgili bir şeyse, bakışlarla yani bu işte sakkattır, fixation'dır, bunlarla ilgili. Sağa sola hareketleriyle. Evet yani bunlarla ilgili bir şeyse neden yapılamasın, yani yapılabilir. Çünkü biz hem veriyi alabiliyoruz hem veriyi manipüle edebiliyoruz, onun üzerinde geliştirme yapabiliyoruz. Dolayısıyla bence yapılabilir. Çünkü çok farklı alanlarda işte otistiklerle ilgili de bir çalışma yapıldı ya da az görenlerle ilgili ya da görme tembelliği, göz tembelliği olanla da yapıldı. Önemli olan dekanımızla da konuştuk oturum öncesi. Farklı disiplinleri bir araya getirip onlarla sinerjiyi yaratıp
ortaya bir herkesin ihtiyacı olan bir çözümü ortaya çıkartmak buna bakıyor. Teşekkürler. Buyurun. Şimdi can örneğini verdiniz en son. Mobilite daha böyle hareket İşte bir yere odaklandığında ileri geri gidecek. Peki sistem dışı göz hareketleriyle ilgili herhangi bir çalışma yapıyor musunuz? Mesela sistem dışı geriye odaklandı. Gitmemesi gereken bir yerde geriye gitmiyor. Yok, orada işte bu fixation dedik ya. Yani fixation'ın belli bir süre, istemli bir süre orada kalması gerekiyor. O istemli sürenin dışına çıktığınız zaman zaten alet duracak. Ona yönelik tabii biz şu an ilk prototipi yapmaya çalışıyoruz. Deneyeceğiz. Mesela önce kendimiz üzerinde deneyeceğiz. Sonra canla hani deneteceğiz kontrollü bir şekilde. Ama o dediğiniz istemsiz hareketleri mesela canın kullandığı bilgisayar arayüzünde onu yapabiliyoruz. Gözü istemsiz bir şekilde hareket ettiğinde o klavyede yazmıyor mesela. Sadece oradaki ilgili harfin üstüne belli bir süre bakabilmesi gerekiyor. Ama o da parametrik yapıldı. Mesela can ilk başlarda daha uzun süre bakması gerekirken sonrasında öğrendi sistemi. Sonra kendisi bir parametre verdik. Parametre seçeneğini verseniz de bana dedi. Ben artık daha hızlı kullanıyorum dedi. Daha hızlı seçenek sunduk. Onu kendisi ayarlıyor şimdi gidip daha hızlı bir şekilde tıkır tıkır yazıyor. Mehmet de onun için söyledi. Yani o sürekli kullanıyor Mehmet sistemi yapmış olmasına rağmen ama Can daha fazla kullandığı için onun hayatının bir parçası. Neredeyse hani bizim yazdığımız hıza yakın bir şekilde yazabiliyor süreçte. Onun için ihtiyaç sahibiyle de beraber çalışma. Bizim bu insan bilgisayar etkileşiminde user centered design dediğimiz, kullanıcı merkezli tasarım dediğiniz kullanıcıyı merkeze alıp onun ihtiyacı nedir? O yönde geliştirme yaparsanız üründe o bağlamda ihtiyaca yönelik bir şekilde çıkıyor. Buyurun. Hocam, bilgisayar ortamında ölçme değerlendirme kapsamında hiç benzer çalışmalar yapıldı mı? Yani işte çok dans etmeli sınavda hangi seçeneklere daha çok odaklanıyor, hangi içerikçiler daha çok öğrencinin dikkatini çekmiş, evet. Nasıl geliştirebilir testler? Onunla ilgili biz özellikle bizim memlekette çok sınav var ya, evet. Sınavların tasarımıyla ilgili ne yapabiliriz diye bir deney tasarlamaya başlamıştık. Çok ilerleyemedik açıkçası o konuda ama yanılmıyorsam 2-3 ay kadar önce International Journal of Human Computer Interaction'da bununla ilgili bir makale yayınlandı. Yani biz arkada kalırken birileri bununla ilgili bir çalışma yapmıştı ama bu yapılmayacak diye bir şey yok. Çünkü aynı çalışmayı burada replike etmek bizim sınav sistemimizle ya da ne bileyim işte Türkçe, matematik, fen disiplinlere göre bunu yapmak mümkün. Şu anda benim bir doktor öğrencimin çalışması fen kitaplarının tasarımı üzerine. Şimdi kitap tasarlanıyor çocuklara, lisedeki okuyan çocuğa ya da ortaokul çocuğuna kitabı birileri yazıyor, resimlerini koyuyor, teksti koyuyor. Talim terbiyede diyor ki tamam bu kitap iyidir, kullanın. Ama acaba gerçekten bir görsel prensiplere göre tasarlandı mı? Yani işte multimedya üzerinde çalışan arkadaşlar bilir. İşte Mayer'in bir takım çalışmaları var. Oradaki gibi acaba resim ilgili tekstten çok uzakta mı? Bununla ilgili çocuk yazıyı okurken kopup işte resimle ilgili şeyi aklında tutabiliyor mu, tutamıyor mu? Bununla ilgili bir çalışmamız var. Farklı kitap tasarımlarını yapıp sanırım sizin de galiba buna benzer bir çalışmanız burada Anadolu Üniversitesi'nde sürüyormuş. Böyle çalışmaları yapmak, hatta işte karşılıklı belki bulgularımızı birbirimizle paylaşmak faydalı olur. Çünkü sonuçta çocuklarımıza yönelik bir takım ürünler bunlar. Onların eğitimlerini hani gerçi genel sistem ne kadar kötü olsa da biz işte kenarından bir yerlerini düzeltmeye çalışalım. Yapabileceklerimiz bunlar diye oraya bir katkımız olabilir. Başka soru varsa buyurun. Ancak deneysel çalışmalarda 15 katılımcıyla başlıyoruz ama tek bir batarya üzerinden. Genel olarak özellikle tasarım için öğrenme bataryalarınızda kaç katılımcıyla çalışıyorsunuz? Bu katılımcıları nasıl belirliyorsunuz? Özellikle çünkü çok önemli oluyor. Yani ön bilgisi varsa sonuç farklı çıkıyor, alışkanlığı varsa farklı çıkıyor. Hani sizin yönünüz nedir? Yani orada siz de yine alan yazını takip ediyorsunuz. İşte Nielsen dediğiniz gibi 5 kullanıcı, 6 kullanıcıyla
bir sitedeki problemlerin işte %70, %80'inin ortaya çıktığını söyler ama buna alternatif işte bunun 10-15 olduğu da söylenir. Bu biraz yaptığınız çalışmanın doğasıyla da ilgili dediğiniz gibi. Hedef kitleniz nedir? Şöyle bir örnek vereyim. Mesela biz hem akademik çalışma yapıyoruz ama mesela Garanti Bankası'nın online bankacılık sistemini de değerlendirmemizi istediler bizden. Garanti Bankası'nın online bankacılık sistemini 6 kişiyle değerlendiremezsiniz. Çünkü hedef kitle çok farklı gruplardan oluşuyor. Mesela KOBİ denilen bir küçük işletme sahipleri var, son kullanıcı var, yaş grupları var, deneyimli kullanıcı var. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya getirdiğinizde benim denek sayınız o zaman 50-60 kişiye çıkıyor. Bu hani çalışmanın metodolojisiyle ilgili bir şey. Ben bu çalışmayla ilgili doyurucu ya da tatmin edici veriyi kaç kişiyle sağlayabilirim? Dolayısıyla ben hani orada bu tür böyle magic sihirli sayılar olduğuna çok inanmıyorum. Biz çalışmamızın doğasına göre o sayılar üzerinde örneğin istatistiksel bir analiz yapacaksak, inferential istatistik yapacaksak o zaman denek sayılarımızın daha da yukarılara çıkması gerekiyor. Örneğin en son slide'da bahsettiğim şu çalışmalarımızda, bu dergi çalışmalarında mesela denek sayılarımız daha yüksektir. Çünkü kontrollü çalışmalar yapıyoruz orada. O istatistiksel analizin bize söylediği bir takım minimum rakamlar var. O rakamları tutturmak durumundayız. Onun için fix bir şey yani şudur. O zaman hep bununla gideceğiz diye bir şey bence yok. Çalışmaya göre ayarlamamız gerekiyor. Buyurun hocam. Hocam ben şöyle bir şey aklıma geldi. Şimdi siz bu göz tarama, göz hareketleri ilgili çalışmalardan, şimdi biliyorsunuz yurt dışı kaynaklı çok fazla eğitim materyali var. Hı hı. Bu kültürler arasındaki nereye odaklanma çok önemli. Yani evet. Yani bir Anglo-Sakson kültüründe farklı, Germen kültüründe farklı, Türkler farklı, bizde farklı. O nedenle o tür analizler yapılabilir yani dışlardan ithal edilen eğitim materyallerinin bizim kültürümüzde nasıl olarak odaklandığı konusunda. Yani evet. Burada gençler için bir şey olabilir. Evet yani bu cross cultural study dediğimiz kültürler arası özellikle arayüzlerin nasıl algılandığına yönelik hatta benim 1997'de işte ilk insan bilgisayar etkileşim dersini aldığımda yaptığım dönem projem bununla ilgili basit bir projeydi. Daha nispeten anket tabanlı falan bir çalışmaydı. Ama dediğiniz gibi hani kültürler arasında etkileşim, başka ülkede geliştirilen bir yazılımın buraya aktarılması durumunda olan faktörler nelerdir konusunda dediğiniz gibi tonla hatta çalışma yapılabilir. Yani. Kültürler arası, evet kesin. Yani sadece renk değil, hani orada kullandığınız fonttur, kullandığınız resimdir, onun içinde kullandığınız kültürel öğeler, yani bununla ilgili ayrı bir literatür de mevcut. Alanda yayınlanmış kitaplar var. Hatta Nuray Hanım diye bir yurt dışında AT&T'de çalışmış bir Türk araştırmacı var. O da mesela insan bilgisayar etkileşimi alanında kültürel çalışmalar fokuslu çalışan bir Türk yurt dışında çalışmaları sürdürüyor dediğiniz gibi. Ama bizim için o çalışmalarda ki engel hani bir karşılaştırmalı çalışma yaptığımız zaman farklı kültürden birilerini bulmanız biraz problemli oluyor. Ama uygun tasarımla neden yapılmasın? Tabii ki çalışma gerçekleştirilebilir. O alanda da boşluk olan bir alan. Hocam, öncelikle sunum için teşekkür ederim. Ben şeyi merak ediyorum. İkili kodlama mantığında düşünüyorum. Yani öğrenme sürecinde sadece bir örnek veremiyoruz. Çoğu zaman özellikle matematiğe bölgede işsel uyaranlar da çok tabii. Şöyle çalışmalar var mı acaba? Evet, gözlemeyle takip ediyoruz zorunlaşmayı. İşsel olarak aldığımızdaki beyindeki etkileşim, sinirden etkileşimleri, yani gerçekten nasıl çalışıyor, mantık nasıl? Ona ne çalışmalar var mı? Var. Buna benzer sistem nasıl? Bizi buradaki laboratuvarda da etkileyebiliriz. Yani onu bizim Perit Çakır var Enformatik Enstitüsü'nde. Mesela o eye tracking ile Effner'ı birleştiriyor. Effner dediğiniz frontal lobu analiz eden şuraya taktığınız bir şey. Buradaki beyindeki frontal lobdaki kanlanmayı ölçen bir alet. Mesela onun o çalışmalarında hem bu ön bölgedeki aktiviteyi ölçüyor. Örneğin bir matematik problemi veriyor size. O matematik problemini çözerken bu bölgede ne oluyor? O veriyi topluyor ama aynı zamanda ekranda o matematik problemi. Orada nereye yoğunlaştınız? Ne yaptınız? Mesela bir distractor koydu diyelim ki oraya. Dikkatiniz oradan bir yerde dağıldı. Bir ses mesela var.
Mesela o tüm bu verileri toplayıp onlardan bir takım çıkarımlarda bulunmaya çalışıyor. Bir arkadaş bunun üzerine bu galvanic skin response dediğimiz şey üzerinde mesela sıkıldığınız bir şey oldu, elinizdeki terleme vesaire türü vücuttaki bir takım değişimleri de işte ya da nabzınızdaki değişim mi bir şekilde veri olarak toplayıp yapmaya çalışıyor. Ama tüm bunları kattığınız zaman tabii çalışma kompleksleşiyor. O kadar çok değişken işin içine giriyor ki bu sefer bunun içinden çıkmanız da bir problem haline geliyor. Ama dediğim gibi yani bu farklı verileri toplayan çalışmalar var. Onun ötesinde daha işte şey EEG ile işte kafaya işte 16 ya da 64 sensörle beynin değişik lokasyonlarındaki aktiviteleri hem ölçen hem de eye tracking'le veriyi alıp oradan bir şey çıkartmaya çalışanlar var. Bir arkadaşımız bu hani şey MR makineleri var ya, MR makinesinin içinde MR çekerken bir yandan da eye tracking'le de nereye baktığını, ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Yani işin ucu şeysi işi bucağı yok. Böyle envai çeşit çalışma yapmanız mümkün. Sadece bütün amaç şey, burada ne oluyor, ne bitiyor, bunu anlayan üzerine. Şeyi de söylemek istiyorum. Deniz doğrultusunu söylemekle yaptığınız çalışmada, bu arada bilgiler, şimdi oradaki çocukların o gözlüğü görmesi, kamerayı görmesi aslında ondan da katı dağıtım. Muhtemelen öğretmeni de katı dağıtım bir şey. Acaba bu tür deneysel çalışmalarda gözlükler, kameralar, deney sonucu etkileyen bir değişken olarak olabilir. Yani öyle bir tecrübeniz yani onun etkisini yani buna biz novelty effect de diyoruz. Yenilik etkisi. İlk defa gördüğü bir şey. Bunu mümkün olduğunca aşağı indirebilmek için örneğin biz şimdi Erasmus projemizde bu süreyi uzatıp yani çocuklar artık en azından alıştıklarını varsayıyoruz. Öyle bir ortama. Öğretmen de öyle bir ortama alışıyor. Çünkü ilk mesela gözlüğü takıp öyle bir çalışma yapıldığında işte çocuklar o ay ne oluyor ne bitiyor falan diye değişik responslar şeyler verirken sonraki çalışmalarda artık sıradan bir şey haline gelmeye başladıydı. Ama hala etkisi olabilir. Dolayısıyla her çalışmanın bir limitasyonu, bir kısıtı var. Onu da biz raporumuzda yazacağız. Yani bunun olumsuz bir etkisi ya da bu çalışmayı etkileyen bir etkisi olabilirdi diye. Ama elimizdeki teknoloji bu. Yani yapabileceğimiz bu şu aşamada. Arkadan bir soru alalım. Ben de böyle bir sosyal spor yapıyorum. Çocuklarla ilgili bahsettiğiniz konu gibi bir soru sormuştum. Ben normalde EEG ile ilgili çalışıyorum. EEG ile ilgili yaptığım birkaç şeyim var. Ayrıca benim için çok iyi. EEG ile ayrıca bir şey düşünüyorum. Şu anda biz de spor bilimlerinde yeni bir ayrıca bir şey düşünüyor orada. Çocuklarda yaş değil yani. Sonuçta görmek değil. Yaşla ilgili mi? Evet, çocukların yaşla ilgili Evet, yani özellikle bu odaklanma belki siz daha iyi biliyorsunuzdur hani konuyu. Ama erken evrede özellikle müdahale edilebilirse bizim özellikle işte bu Meryem için geliştirdiğimiz oyun türü oyunlar geliştirme şeyimizde hedef kitlemiz özellikle küçük yaş grupları. Erken evrede bu tür problemleri özellikle az görme ya da odaklanma gibi problemleri bu tür egzersiz sistemleriyle bir an önce şey yapıp mümkün olduğunca hani iyileştirmek, onlara bir takım böyle bir rehabilitasyon sistemi kurabilme gibi bir amacımız var. Çünkü yaş ilerledikçe en azından bize alandaki uzman kişilerin söyledikleri bu iyileşme oranı daha da aşağıya doğru gidiyor. Dolayısıyla ne kadar erken evrede başlanırsa o kadar daha iyileşme sağlanabilir diye en azından biliyoruz alan uzmanlarından. Ben son bir soru alıp şey yapayım, bitireyim. Eğer sonra soruları varsa arkadaşların yine onları alabilir. Sizin sorunuz son olsun genel soru. Haber tasarımı
Evet. Şu anda hala Tobii'de mi çalışıyorsunuz, başka bir şey geçtiniz? Bir hala yani bir marka, yani marka reklamı yapmak istemiyorum ama dediğim gibi bir lab yatırımı yapmaya başladığınız zaman bir ürünle devam etmeniz gerekiyor. SMI'nin çok güzel ürünleri vardı ama SMI'yi da yanılmıyorsam Facebook satın aldı diye hatırlıyorum. Nasıl? Apple aldı, doğru. Oculus'u yani Facebook satın aldı. Apple aldı. Yok, basın bültenin şeysini yaptılar. Mesela onların da ürünleri çok iyiydi. Ama dediğim gibi biz hani lab yatırımımızı bunun üstüne yaptığımız için çok pahalı ürünler. Keşke mesela az önce de arkadaşlarla konuşuyorduk. Hani keşke burada kendimiz üretebilsek bu tür ürünleri. Çünkü bir gözlük ne bileyim işte 150 bin lira. Yani çok uçuk rakamlar. Bir soru sorabilirim. Şimdi ilk başladığımız zamanlarda bizim en çok çekildiğimiz sıkıntı aslında bunun analiziyle ilgili. Aldığımız verinin hesaplanmasıyla ilgili. Evet. Çünkü 2,5-3 dakikalık bir okuma yaptırdığımızda 50 kişilik bir deney grubunda yaklaşık 60 bin, 70 bin, 80 bin satır Excel şeyi olmuş. Aynen. Hiçbir bilgisayar bunda hesaplayamıyordu. Bizim arkadaşlarımız da arasından yoğunlaşmış olanları çekerek basic'le işte bir şeyler yaparak bize veri sunmaya başladılar. Şimdi tabii yine teknoloji bunları kendiliğinden yapıyor anlattıklar. Siz yine öğrendiniz, yapmamız için gerekiyor mu bilmiyorum da. Yazılımlar çok gelişti. Yani onlar otomatik yapıyor. Şunu söyleyeyim. Eğer bu yazılımlar bu kadar gelişmiş hani, olmuş olmasından dolayı bir kolaylık var ama eskiye dönük verilerimizi incelemek için daha evvel sizin geliştirdiğiniz bir kolay bir programlamayla analiz şeyi yok yani biz hani analiz yazılımı tarafında açıkçası çalışmıyoruz. O tür çalışmalar yapanlar ya da yapmaya çalışanlar var bildiğim kadarıyla ama bizde maalesef yani öyle bir çalışmamız maalesef yok. Yani o dediğiniz türdeki verileri ben de biliyorum çünkü biz de ilk aşamada mesela bir önceki gözlüğümüzdeki video kaydımız vardı. Saatlerce video kaydımız var ve tez öğrencim orada oturup sahne sahne sayıyordu işte. Şuna yoğunlaştı, çentik atıyor ve Excel'de. Şuna yoğunlaştı, çentik atıyor. Şimdi bunu tamamen otomatik olarak yapıyor yazılım. Yani acayip bir gelişme var. Ama o gelişmenin karşılığı da işte size maliyet olarak dönüyor. Peki. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar böyle şey çok teşekkürler. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sizi de bekleriz inşallah. Biz de çok isteriz. Vaktimiz varsa aşağıya çıkalım. Olur tabii ki. Tamam.